Borsa İstanbul sunar. Piyasa analizden herkese günaydın. Ben Harika Ertunç. Bugün 19 Haziran Pazartesi, her hafta olduğu gibi önce size haber başlıklarımızı aktaracağız. İkinci bölümde ise Cenk Akyoldaş konuğumuz olacak. Öncelikle haber başlıklarımız diyoruz. Asgari ücret maratonu elbette ikinci görüşme bugün. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı ile ilgili süreç devam ediyor. Ve bu kapsamda bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Güncel ekonomik verilerin görüşüleceği toplantıda taraflar ara zam rakamına dair müzakereler de yapacaklar. Öte yandan komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14'te bir araya gelecekler. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. Hatırlatmak gerekirse 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını, 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor ve kararlar da oy çokluğuyla alınıyor diyelim ve ikinci başlığımıza gidelim buradan. Merkez Bankası ile TBB arasındaki planlanan toplantı 23 Haziran'a ertelendi. Yani 22 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısının ardından yapılacak görüşme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 19 Haziran Pazartesi günü, yani bugün, Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın ve yeni ekonomi yönetiminde izlenecek politikalara ilişkin beklentileri dinlemesi bekleniyordu. Ama edinilen bilgiye göre söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi. Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutları ile ilgili olarak yapılacak olan bu görüşmede az önce söylediğimiz gibi böylece Perşembe günkü para politikası kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu. Bankaların gündeminde peki ne var? Regülasyonlar, Merkez Bankası'nın getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor. Bakan Mehmet Şimşek'in 16 Haziran Cuma günü Türk Sanayicileri ve Türk İş İnsanları, yani TÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği ile yoğun bir ajandası vardı. Gerçekleştirdiği bu toplantılarda ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular da ele alınmıştı. Peki dünyanın gündemi diyelim, bugün çok önemli bir başlık söz konusu, özellikle uluslararası basını da taradığımızda birinci manşet diyebiliriz. Zira dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında son yılların en önemli temasları gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken resmi ziyaret için Pekin'de, haberi bugün bizi karşılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le ilişkilerde rekabetin ve gerilimin arttığı dönemde sorunların yönetilebileceği bir mekanizma oluşturmak hedefiyle Pekin'i ziyaret ediyor. İki günlük bu resmi ziyaret için bu sabah Çin'in başkentine gelen Blinken, bugün mevkidaşı Chen Geng ve Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi'nin direktörü olan Wang Yi ile görüşecek. Blinken'ın yarın da devlet başkanı Xi Jinping ile bir görüşme yapması öngörülüyor kesin olmayan bilgilere göre. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili ve 5 yıl sonra da Çin'e gelen ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.
En son Donald Trump döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pekin'i ziyaret etmişti. İki ülke arasında Tayvan sorunundan Güney Denizi'ndeki egemenlik ihtilafları ve askeri gerilimlere, ekonomik ve stratejik rekabetten ABD'nin teknoloji alanında Çin'e getirdiği kısıtlamalara ve insan hakları sorunlarına yönelik eleştirilerine kadar çok sayıda da sorunlu alan bulunuyor. Peki bu hafta hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Bu hafta yurt içinde gözler Perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında ve açıklanacak faiz kararında. Reuters anketinde ekonomistlerin beklentileri Merkez Bankası'nın bu toplantıda politika faizini %15-25 aralığında bir noktaya çekmesi yönünde ama piyasaya baktığımızda bu beklentilerin %30'a kadar çıkabildiğini de görüyoruz. Amerika'ya gidelim bakalım. Piyasalar geçen hafta Perşembe günü pozitif seyretmişti ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalar piyasaların odağında. Bugün borsalar kapalı olsa da haftanın genelinde Amerika tarafında yoğun bir veri takvimi mevcut. Salı günü örnek vermek gerekirse konut başlangıçları, inşaat izinlerini takip edeceğiz. Perşembe gününe geldiğimizde Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cari denge, ikinci el konut satışları, öncü göstergeler endeksini takip edeceğiz. Cuma gününe geldiğimizde hizmet sektörü ve imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi verileri odağımızda olacak. Yüksek enflasyonla mücadelede faiz oranlarını da ard arda 8. kez yükselten ve faiz artırımlarına gelecek dönemde de devam edileceği sinyalini veren ECB'nin ardından da Avrupa'da gündem yoğun. Bu hafta Salı günü Almanya'da üretici fiyat endeksi, Çarşamba günü İngiltere'de TÜFE, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Euro bölgesinde tüketici güven endeksi, Cuma günü de tüm bölgenin genelinde açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'nın da politika faizini 25 bas puan artırması bekleniyor diyelim ve rakamlarımızla devam edelim buradan. Borsa İstanbul 100 ana endekse gidelim. Endeks aslında hafta geneline baktığımızda Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü çok fazla güldürmedi. Daha ziyade geçtiğimiz haftanın kazananı altın ve dolar cephesi oldu. Peki bakalım haftalık kayıp hangi seviyedeydi? %2.68 kayıpla Borsa İstanbul 100 ana endeks haftayı 5.475 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen European Enerji Endüstri oldu. Bununla birlikte Alfa Solar Enerji de güçlü bir yükseliş kaydetti geçtiğimiz haftanın geneline baktığımızda. Ama borsaya haftanın genelindeki performansına baktığımızda altın ve doların daha güçlü bir performans gösterdiğini söylememiz mümkün. Peki Cuma kapanışına bakalım. Cuma kapanışta da endeks düştü. Hatırlamak gerekirse eğer özellikle geçtiğimiz haftanın gündem maddelerinden bir tanesi Fed'di. Fed'in ardından ECB'yi takip ettik. Biz bu hafta da yine az önce aktardığımız gibi yoğun bir veri takvimimiz olacak. Analistler yine küresel pay piyasalarında da tüm bunların takip edilmesi gerektiğini, yoğun veri gündemi haftasını takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yine şunu da söylememiz gerekir. Moody's'den bir not değerlendirmesi bekleniyordu ama Moody's Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişiklik yapmadı. Bir sonraki takvimdeki bir sonraki değerlendirme tarihi ise Aralık ayında, o ana dek görülen bir başka değerlendirme aralığı yok. Az önce yine söylediğimiz önemli başlıklardan bir tanesiydi. Hatırlatalım sizlere, Merkez Bankası ile TBB arasındaki toplantı 23 Haziran'a ertelendi. Yeni Başkan Sayın Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği ile Para Politikası Kurulu toplantısının ardından görüşmüş olacak böylece. Yalnız Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in görüşmesine ilişkin de bazı mesajlar ve ipuçları var. Çok önemli, çok kıymetli bu noktada çünkü bankacılar ikna olduklarını söylediler. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasa dostu mesajlarının kendileri nezdinde bir kredisi olduğunu belirttiler. Şimşek'e siyasi desteğin tam olduğu konusunda ikna olduğu vurgulandı. Hiçbir teknik detay görüşülmediği de belirtildiğini ama sorunların çözümü için regülasyonlar ve piyasayla karşı karşıya gelen değil, daha istişare çerçevesinde çözüm üretebilen bir mekanizma konusunda bankacıların da çeşitli bu konudaki görüşleri, yorumları vardı bu görüşmenin neticesinde.
Yine önemli bir maddeyi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Uzun ve orta vadede amacımız hem faizlerin hem de enflasyonun düşmesi dedi. Geçtiğimiz dönemde bağımsızlığına ilişkin önemli tartışmaların yaşandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bağımsızlığı var, araç bağımsızlığı var açıklamasının gelmesi de son derece önemli oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte dolar TL 23.65 seviyelerinden bu sabah işlem görüyor. Euro TL tarafına baktığımızda 25.86 seviyelerini görüyoruz. Yarım dolar yarım euronun karşılığı olan kur sepeti bugün bizi 24.75'te karşılarken gram altına baktığımızda da geçtiğimiz haftanın kazandıran enstrümanlarından bir tanesiydi. 1486 TL bizi karşılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen ankete göre cari yıl sonu enflasyon, faiz ve kur beklentileri yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen reel sektör ve finansal sektörü temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 38 katılımcının dahil olduğu ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi Haziran ayında 1.38 puan artışla %38.55'e yükseldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan ankette 12 ay sonranın TÜFE beklentisi de 0.81 puan artarak %30.65'e yükseldi. 24 ay sonranın TÜFE beklentisi ise 0.38 puan artarak %18.12 oldu. Merkez Bankası politika faizde olan bir haftalık repo faizi oranının cari ay sonu tahminini ise bu ayda %8.50'den %17.56'ya yükseldiği göze çarptı. Bu kapsamda cari ay sonu repo ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı da %9.21'den %18.13'e yükseldi. Finansal sektörden 26 katılımcının dahil olduğu ankette cari yıl sonu dolar TL kuru tahmini 23.09'dan 26.18'e yükselirken 12 ay sonranın kur tahmini ise 24.61'den 28.99'a çıktı. Haziran ayında gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini %3.7'den %3.8'e yükseldiği görülen aynı ankette 2024 yılı için gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisinin ise %4.6'dan %4.5'e gerilediği gözlendi. Konut fiyat endeksi Nisan ayında bir yılın en düşük artışını kaydetti. Konut fiyatlarındaki yıllık artışta düşüş ivmesi Nisan'da da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyatları Endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %121.25 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarında Mart 2022'den bu yana konut fiyatlarında en düşük yıllık artış görüldü. Aynı dönemde reel artış %53 olarak gerçekleşti. Nisan ayında aylık artışsa %4.67 oldu. Böylelikle konut fiyatları 51 aydır yükseliş gösterdi. Verilere göre Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 22.841 TL oldu. 3 büyük ile bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da %114.1, Ankara'da %126.1 ve İzmir'de %123 artış gerçekleşti. Her hafta başlangıcında olduğu gibi EkoTürk TV Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi önemli de kritik de bir haftaya giriş yaptık. Dilerseniz yurt içinden başlayıp böyle küresele doğru vaktimiz el verdiğince ilerleyelim. Bugün aslında Ekonomi Gazetesi'nde Şebnem Turhan'ın özel haberi vardı. Son derece de güzel kapsamlı bir şekilde gelişmeler derlenmiş, toplanmış. Tabii burada basında da yer alan haberlerin odağına baktığımızda önümüzdeki ilk Merkez Bankası toplantısında bir faiz artırımı geleceğine kesin gözüyle bakılırken artık oranlar konusunda çeşitlenmeler mevcut. Sizin de öncelikle beklentinizi alalım, onun üzerinden ilerleyelim. Muhtemelen 14 ile 15 arasında bir seviyede oluşacak diye düşünüyorum. Muhtemelen yani büyük olasılıkla 15 olma ihtimali kuvvetli gibi duruyor.
ileri yönelik senaryolara baktığım zaman ben 3 faiz arttığımda 24 seviyesine ulaşılacağını düşünüyorum. Yani kademeli bir yükseliş. Kademeli yükseliş bekliyorum. Mesela şimdi bir grafiğimiz var. Merkez Bank, JP Morgan ve Morgan Stanley'in bu toplantıdaki faizi arttıracağına yönelik beklentileri. Mayıs'ta biliyorsun politika faizimiz %8,5'tu. Şubat ayındaki deprem sonrasında 50 bas puanlık faiz indirimiyle birlikte 8,5'a inmiştik. Şimdi bundan sonraki süreçte bu toplantıda Merkez Bankası yönetiminde değişim oldu biliyorsun ama kurul üyeleri tarafında bir değişim gerçekleşmedi. Yani, grafiğimiz arkaya geldi evet. Cenk Bey. Bu arada dilerseniz geçelim arkadan özetleyelim. Dilerseniz tabii. Ortaya alalım. Ortaya alalım isterseniz çünkü peşinden ikinci bir grafik tamam. Vereceğim. O grafik bence daha kritik olacak. Burada ileri yönelik tahminleri yapabilmek adına bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada iki kurum Morgan Stanley ve JP Morgan birisi %20'ye diğerinde %25'e çıkartılmasını hı-hı. beklediklerini ileri yönelik beklentilerinde 40'a kadar bunun çıkması yani yönünde olacak. Yani ilk toplantı için ilk toplantı için beklentileri bu kadar agresif faiz arttırma olması şeklinde. Ben mevcut konjonktürde bu kadar agresif bir faiz arttırma gelebileceğini öngörmüyorum. Peki diye şöyle bir virgül koyup çok kısa bir soru sormak istiyorum. Bu kadar agresif bir faiz arttırımı gelmezse ikna edici olur mu? Özellikle yabancı yatırımcı. Yani sonuçta biz amiral gemisinin yönünü çeviriyoruz. Bu yönü çevirmek öyle bir tek hamleyle, biz bir hücum bot olsak ani bir manevrayla dönebiliriz. Amiral gemisindeki yön hareketin daha yumuşak bir şekilde seyrediyor olması lazım. Çünkü her ne kadar daha önce Sayın Bakan Nebati politika faizi gündem dışına çıkarttık dese evet. dahi baktığın zaman şimdi politika faizinin tabii ki etkili olduğu noktalar var. Özellikle bankacılık sisteminde bankalar arasındaki borçlanma mekanizması açısından önemli bir enstrüman. Yine baktığım zaman kredi kartları olsun, çeşitli tüketici kredileri olsun burada etkisinin olduğunu görüyoruz. Sırf bunlarla da bitmiyor. İleri yönelik de beklentinin oluşması. Biz burada bir sistemde değişime gittiğimizin sinyalini oluşturabileceğimiz bir toplantı olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi Reuters ekranı esasında arkadaşlarımızdan rica edersem yansıtırlarsa sevinirim. Evet. Reuters ekranına bakarsak bu aslında son 20 yılın politika faizinin bizim nasıl gerçekleştiğini gösteren bir grafiğimiz. Hı hı. Şimdi buradaki grafiğe baktığımız zaman aynı zamanda bu ortalama faiz de var. Fonlama faizini de görüyoruz. Fonlama faizi şu anda politika faizi 8,5 iken 8,75'te. Biraz üzerine çıkmış vaziyette olduğunu söylemek mümkün. Zaman zaman fonlama faizinin ayrıştığını söyleyebiliriz geçmişe yönelik. Şimdi burada kritik eşiklerimiz var bizim. Şimdi sonuçta ekonomi yönetimi yaklaşık olarak 21-22 yıldır AK Parti hükümetinin elinde olduğunu düşünürsek. Faizler işte dervişin geldiği yöntem sonrasındaki işte IMF parası girdikten sonra alınan önlemler sonrasında faizlerin enflasyonla beraber aşağı doğru geldiğini görmüştük. O faizlerin politika faizinin aşağı gelmesi hikayesini incelediğimiz zaman bu 22 yıllık iktidar süresince faiz aşağı indikten sonraki yükseliş döneminde biz asla ve asla 24 seviyesinin üzerine çıkmamışız. Şimdi öyle bir rakamdan bahsediliyor ki son 2 yıl ya da son 5 yıl 2018'den beri kısmen de uygulanan dönem işte arada Naci Ağbal'ın da girdiği bir 4-5 aylık bir dönemin yaşandı. Faizlerin tekrardan yükseltildiği bir dönemin olduğu bir arifeden yani bir aralıktan geçtik. O aralık içindeki sürece baktığımız zaman ekonomi modeli uygulanan kişi Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda tamamen buradaki sistemin tersine döndürecek bir yapının oluşması, hatta bu mevcut faizlerin çok daha özenli bir faizin oluşması ben çok izin verileceğini düşünmüyorum. Bir de şeyin de burada tabii ki etkisi var değil mi? Hani beklentiye göre ayarlama var ya, yıl sonu beklentilerine de bakarsak eğer işte büyük yatırım bankalarının öngörüleri gibi çok agresif %40'lara dayanan politika faizi beklentileri bizim yıl sonu enflasyon beklentimizle ne kadar uyumlu? Şu an için bence uyumlu olmadığını söylemek lazım. En azından Merkez Bankamızın her ne kadar piyasa tarafından kabul edilmese de daha yukarı seviyeler beklentisi oluşsa da ilk iki enflasyon raporundaki yıl sonu enflasyon beklentimizin 22-30 olduğunu, orta noktasının 22-30 olduğunu, bu ara nokta içinde bir bölgenin üzerinde bir seviyenin oluşmasını evet. makul olarak kabul etmek lazım. O yüzden lazım. 25 tepe olarak öngörülüyor. Ben 24-25 seviyesini tepe olarak öngörüyorum. Yani böyle ekstrem bir 40'lar 50'lere çıkacak bir politika faizi beklentisi içinde değilim ben. Sebebi de
mevcut ekonomik modelinin mimarının Sayın Cumhurbaşkanı olmasından kaynaklandı. Ve hatta geçtiğimiz haftaki açıklamalarda kısa bir süre içinde olsa biz şu anki mevcut yönetimin uygulamalarına evet müsaade ediyoruz ama ben olduğum yerde durmaya devam ediyorum diye bir açıklamasının geldiğini de gördük. Burada basamaklarımız var. Bu basamakların neden bu 14-15 seviyesi olabileceğini diye baktığımız zaman bu 24 seviyesi 2018 yılında Ralph Branson krizi esnasında görmüştük. Nereden çıkmıştık o zaman da? %8-8,5 civarında bir seviyeden biz 24 seviyesine çıkmıştık. Politika faizini hızlı bir şekilde arttırmıştık ki orada da 2-3 turluk bir faiz arttırmaya gitmiştik. Daha sonrasında hızlıca aşağı tekrardan getirdik bu faizleri. Biz 8 seviyesine indirdiğimizi görmüştük. Yani 1050 bas puanlık faiz indirimi var Mart 2021'den bu yana. Baktığımız zaman şimdi bundan sonraki süreçte şimdi burada basamaklarımız var. Bu faiz 24'ten indikten sonra en fazla 19'a çıkabildi. 19'dan tekrardan aşağı inerken de 2 tur 500 bas puanlık bir faiz arttım. Bir de 50 bas puanlık faiz arttım. İndirimi gerçekleştirebildi. Yani 1050 bas puanlık hikaye. Burada 1050 bas puanlık indirimin 2 tane 500'lük bir 50'lik olduğunu düşünürsek bu 550'nin ilk etapta geri alınabileceğini ben düşünüyorum. O nedenle 14 olma potansiyelinin güçlü olduğunu, 15'e de belki biraz daha tansiyonu almak adına bir tık daha yukarısında olabilir. Çünkü daha önceki tahminlerde de Murat Çetinkaya döneminde faiz arttırımı yapıldığında 625 bas puanlık tek kalemde faiz arttırımı yapmıştık. En kuvvetli faiz arttırımlarından bir tanesi bu dönemde. Onun üzerinde bir rakam olarak adlandırabileceğimiz bir 625'in üzerinde bir 650 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsak ondan bak bile daha şiddetli bir faiz arttırımı yaptık diye argüman oluşturabilir. Onun için 15 olma potansiyeli yüksek. Evet. Böyle bir rakam. Daha sonrasında bakıyoruz ikinci basamağımız 19. 19 önemli kritik bir eşik. Naci Ağbal'ın görevden alındığı seviye. O seviyeye geçerken bir orada soluklanabilir. Orada bir durup bir bakınıp gelişmeler nasıl. Daha sonrasında hala piyasa tatmin olmadıysa bir daha ki sefere de işte 24-25 bandındaki bölgeye doğru gitme beklentisi oluşabilir. Benim beklentim bu çerçevede o bölgeden sonrasında da biraz daha bekle gör. Çünkü bakıyoruz merkez bankaları tarafından globalde de geçtiğimiz hafta işte Fed'in faiz arttırmalarını durdurduğunu, her ne kadar geri kalan yılın döneminde 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapma ihtimalinin masada olduğunu söylediğini gördük. Ama bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği biraz da veri odaklı olarak hareket edeceğine bağlı. Onu biraz sözlü yönlendirme, yazılı yönlendirmeye çevirmiş gibi ben okuduğumu belirtmek isterim. Gelişmelere bağlı, ekonomideki soğumaya bağlı değerlendirmek lazım. Mesela yönetmenimizden rica edersek bir tane PMI'larla ilgili tablomuz var. O tabloyu yansıtabilirlerse sevinirim. Global Manufacturing, küresel üretim aktivite endeksi PMI'lerde düşmeye devam ediyor diye bir grafiğimiz geliyor var. Alar onu görmüştür. Hemen verir bize. Bu renkli olan kırmızılar, mavilerin olduğu tablo ülkelerin isimleri var. Şimdi buradaki sürece baktığımız zaman PMI'ler tarafından satın alma yöneticileri anketlerine baktığımız zaman 50'nin üzerinde olduğu zaman genişleme döneminde, 50'nin altında olduğu zaman daralma döneminde demektir. Şimdiki buradaki sürece baktığımız zaman hakikaten aslında merkez bankalarının atladığının üretim sektörü tarafında etkilerinin görülmeye başladığını net şekilde görüyoruz. Ve ne kadar zaman geçti değil mi Cenk Bey? Yani bu güçlü faiz artırımları başladı ama biz küresel ekonomik aktivitedeki soğumanın emarelerini, örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde hızlı bir şekilde geri çekilse de son aylarda yavaşlayarak kademeli düşüş gösteren enflasyonu gördük. Siz biraz daha küresel tarafa geçtiniz ama çok kısa benim yurt içinden birkaç sorum daha var size. Şimdi küresel geçmek değil. Merkez bankalarına bağlamak istediğim için bizim de Merkez Bankası ne yapacağını anlatabilmek adına ben burada küresele geçmek istedim. Ama tabii ki sizin sorunuzla da devam edebiliriz. Burada söylemek istediğim şu. Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın attığı adımlar artık bir soğuma noktasına getirmeye başladığını ekonomileri görüyoruz. Şimdi 7 aydır kesintisiz olarak 50'nin altına giden bir Amerikan PMI verisini görüyoruz. 11 aydır Almanya'da 11 aydır yine Euro bölgesinde aşağı yönlü inmenin ve son dönemde arada bir soluklanma gelmişti. Ekim ayında dip seviyesi gördükten sonra oradan sonra tekrar bir toparlanmanın geldiğini gördük ama o toparlanmalarda bile merkez bankalarının faiz artımına devam etmesi
50 üzerine çıkartamadı. İşte atıyorum 43-44 seviyede, 45 seviyelerine kadar inen rakamlar 48'lere 49'lara kadar çıkabildiler. Ama şimdi yeni dipler oluşturuyorlar. Mesela Almanya'nın bakıyorsunuz son 12 aylık dönemde en düşük PMI verisinin geldiğini görüyorsunuz. Yine Avrupa bölgesinde son 12 aylık dönemdeki en düşük PMI verisinin geldiğini görüyorsunuz. Ve en düşük enflasyonu evet, da. En düşük enflasyonu geldi. Bu sonuçta ekonominin soğumaya evet. başladı. Amerika tarafına bakıyorsunuz son 2 ayın en düşük PMI verisinin geldiğini görüyorsunuz. Bu üretici taraf için konuşuyorum. Hizmetler tarafında hala sıcaklık devam etti. Büyümenin devam ettiğini söylemek lazım. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bizim dünyada da bir enflasyon tarafında sakinleşmenin devam ettiği bir ortamdayız. Bizim Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da sonuçta biz ithal ettiğimiz bir enflasyon da vardı. Hı hı. Bunun biraz daha sakinleştiğini göreceğiz. Yani atılacak adımların o kadar agresif olmasına gerek kalmadan belki o bahsedilen 40'lara gitmeden belki bu işin sonuçlanmasına sebebiyet verecek faktörler oluşuyor olabilir dünya genelinde. Onun dışında yine baktığımız zaman en önemli iki tane enstrüman var biliyorsunuz. Enflasyon üzerinde etkili olan birisi enerji fiyatları, diğerisi de gıda fiyatları. Evet. Gıda fiyatlarına bakarsak Mart 2022'de zirve yapmıştı. Oradan bu yana yaklaşık olarak %22.1'lik bir düşüş gerçekleşmiş vaziyette. Yalnız orada da bir sıkıntı baş göstermeye başladı. Nedir derseniz gıda güvenliği açısından biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında bu bölgeden tarıl koridorunun açıldığını görmüştük. Evet. Tarıl koridoru açılmasıyla ilgili gelişmeler biraz son dönemde yaşanan gelişmelerle beraber sekteye uğramaya başlama noktasında hareket ediyor. Rusya tarıl koridorundaki uzama sürecinin yavaşlamasına artık hatta durma noktasına gelmesi gerektiğini çünkü kendi isteklerini yerine getirilmediğini, kendi argümanlarının masada kabul edilmediği takdirde ben buna müsaade etmeyeceğim noktasında açıklama geldi. Keza yine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde önemli Dinoper tarafında bir barajın çöktüğünü görmüştük. Evet. O barajın çökmesiyle beraber tahıl alanlarının ciddi derecede hasar aldığına yönelik açıklama vardı. Bunlar da gıda tarafında bir enflasyonist baskının tekrardan oluşma ihtimalini gündeme getirebilir. Bu biraz sıkıntılı noktalardan bir tanesi olarak okunması gerekiyor mevcut konjonktür içinde baktığımızda. Merkez Bankamızın atacağı adımlar biraz daha ılımlı olacaktır. Dediğim gibi bir kökten değişim var mı diye bakarsanız ben kökten bir değişim görmüyorum. Sonuçta ekonomik kadrolarında tam manasıyla böyle komple bir değişim yaşanmadı. Evet. Kısmi bir değişim oldu. Para politikası kurulunun mesela bir değişimi yok. Değişim olmadı. Diğer enstrümanlar tarafındaki değişimlere de var. Yani 3 tane şu anda bildiğimiz koltukta değişim var. Bir tanesi Merkez Bankası Başkanlığı koltuğu, bir tanesi Maliye Bakanlığı koltuğu, bir de BDDK. Evet. BDDK'ya gelen kişi de zaten Merkez Bankası'nın daha önceki governor'ı olduğunu da biliyoruz. Evet. Yani sonuç olarak hani küresel konjonktürün aslında önümüzdeki süreçte ne kadar destekleyici kalmaya devam edeceğini özetlemek adına gerçekten güçlü oldu hem paylaştığımız şeyler. Ama ben şunu merak ediyorum. Buyurun. Şimdi bizim küresel konjonktür örnek olarak alıp gidersek örnek vermek gerekirse 2 senedir faiz artırımları var dünyanın en büyük evet. merkez bankaları ve ona eşlik eden irili ufaklı merkez bankaları Doğru. cephesinde ve ekonomik soğumayı biz 2 senenin neticesinde görmeye başladık kayda değer ölçüde. Evet. Şu an bizim önümüzde bir yerel seçimler süreci var ve biz o merkez bankalarının yönettiği enflasyon seviyeleri kadar enflasyon seviyelerinde de değiliz üzerine. Değiliz. Kat kat daha fazla bir enflasyon Doğru. seviye sürecindeyiz. Yani ez cümle şunu söylemek gerekirse orada bile atılan adımların meyveleri 2 sene sonra toplanmışken bizde atılacak sınırlı olması beklenen adımların biz sonuçlarını ne kadar sürede görebiliriz? Ya, tabii ki bu biraz da geçiş dönemi. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle belediye yerel seçimden öncesinde ekonomi bir toparlanmanın bir şekilde sağlanması, işte bu hayat pahalı dediğimiz hikayenin biraz daha törpülenmesi, en azından refah düzeyinin biraz daha arttırılmaya çalışılması gibi adımlar atılmaya çalışıyor. Ama tabii ki burada baktığımız zaman bunu yaparken bizim şu anda ikiz açıklarla dediğimiz açıklarla mücadele etme noktasına gelmiş bir ekonomiden de bahsediyoruz. Hem cari açık hem bütçe açığı tarafında hareket ediyoruz. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tane son geçtiğimiz 20 yılın
İkiz açık kavramını ortadan kaldırmıştık. Amaç zaten cari açığın kapatılması yönünde atılacak adımların ön plana çıkartıldığını görmüştük. Bütçe tarafının zaten denk gittiğini görüyorduk. Genellikle fazla verme yönünde hareket ediyordu. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte o tarafta da açık verilmeye başlandı. Hı hı. Şimdi bu noktada bundan sonra atılacak adımlarda tabii ki tek başına para politikası kurulunun alacağı kararlarla değil, Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla değil, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak kararlarla da bu işin desteklenmesi gerekecek. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman ister istemez bu enflasyonist dönemle birlikte bir parasal sıkılaşmanın yaşandığını ve pandemi döneminde yapılan parasal genişleminin geri dönüşlerinde bir şekilde vergilerle de telafi edilmesi gerektiğini görüyoruz. Mesela İsviçre referandum sonucunda mesela kurumlar vergisini %11'den %15'e çıkarttı. Şimdi buna benzer hikayelerin önümüzdeki günlerde bizim tarafta da yaşanması söz konusu olabilir. Sırf bu noktada baktığımız zaman sıkılaştırıcı önlemler sırf orada alınmıyor. Mesela Avrupa Birliği yeni mali kuralın bu yıl belirlenmesi yönünde adım atacağının yönelik açıklamaların geldiğini görüyoruz. Bunların hepsi bir şekilde bu yapılan parasal genişlemelerin yan etkilerini gidermek adına. Bizim de bu son dönemde yaşanan gelişmelerin telafisi adına bir kararlar silsilesi alacak. Ama bu alınacak kararlarda hangi enstrümanlar kullanılacak? Evet. Dolaylı vergilere mi gideceğiz yoksa direkt vergiler tarafından mı bunlar gerçekleşecek? Bunlar da merakla beklenen noktalar olduğunu belirtelim. Şimdi ilk etap herkes PPK toplantısına konsantre oldu ama sonrasındaki işte bu demin bahsettiğimiz ikiz açıklar noktasındaki sürecin nasıl yönetileceğine karar vermemiz lazım. Oradaki atılacak adımlar nasıl olacak? İşte cari açığı kapatma noktasında kurun serbest bırakılmasıyla beraber işte oradaki ithalatın biraz daha kısılma noktasında hareket edilerek ihracatı arttırarak işte aradaki makası kapatmaya çalışıyoruz. Çalışılacak yani bu bir nokta. Burada yine ithal ürünlerin üzerine getirecek belki ekstra bir vergilerden bahsediliyor olabilir. İthalatın önüne geçmek adına atılacak adımlar olabilir. Bunlara hepsi önümüzdeki günlerde merakla cevabını bekleyeceğimiz sorular olacağını söyleyebilirim. Aslında bu noktada iletişim de çok önemli bir araç ve ihtiyaç olarak görünüyordu. Uzun süredir sektör temsilcilerini de konuk olarak aldığımızda ya da işte büyük STK'ların başındaki insanları da dinlediğimizde iletişim eksikliğine dikkat çekiyorlardı. Özellikle de Sayın Şahap Kavcıoğlu döneminin kalıntıları olarak buna işaret ediyorlardı. Ama biz geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı toplantıyı takip ettik. Bu hafta sonuna doğru da Hazine ve Sayın Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı toplantıyı takip edeceğiz. Bunlar da aslında iletişim adına son derece önemli adımlar ve çok olumlu da geçtiğine yönelik sinyaller aldık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu öte yandan sırf oraya değil aynı zamanda TÜSİAD'ı da ziyaret ettiğini biliyorsunuz. Yüksek İstişare Kurulu vardı Cuma günü. Oraya da ziyaret ettiğini gördük. Tabii ki tekrardan diyalog kurulması gerekliliği demek ki oluşmuş. Bu zemin oluşturmaya çalışıyor. Sonuçta bir politika değişimi söz konusu olacak. Bankacılık sektörü yaklaşık son 1,5 yıllık periyot zarfında makro ihtiyati tedbirler kavramı altında bir sürü düzenlemelerle karşı karşıya kalmıştı. Bunların karşılığında da işte liralaşma stratejisi, zorunlu karşılıklar, işte verilen krediler konusunda ayrılması gereken, tahsis edilmesi gereken aktif pasif gibi hikayeler olmuştu. Bu sürecin bundan sonraki önümüzdeki günlerde alınacak yeni politikalar değişimiyle birlikte nasıl bir yansıması olacak bankacılık sektörü üzerinde? Tabii ki bunun oturulup tartışılması gerekiyordu. Bunun ön sinyallerin alındığını görürüz. Cuma günkü toplantı biraz daha yüzeysel bir toplantı olduğunu teknik rakamlar üzerine herhangi bir şeyin konuşulmadığına dair açıklama kulüs bilgileri olduğunu biliyoruz. Bu haftaki belki BDDK ve TCMB tarafının yapılacağı üst düzey yönetim, yani BDDK, TCMB ve artı Bankalar Birliği tarafından yapılacak toplantının sonuçlarında bence bir şeyler daha şekillenmeye başlayacaktır. Çünkü burada bankacılık sektörünün biraz daha rahatlaması adına atılacak ne türlü adımlar olacak? Bu merakla bekleniyor. Bakalım önümüzdeki günler hakikaten tabii ki ortada bir kur korumalı mevduat kavramı diye bir kavramın oluştuğunu görüyoruz. Buradaki bir yapı değişimi olacak mı olmayacak mı? Faizleri artırıp TL mevduatları desteklemek KKM'den çıkışlara etkili olur mu? Olabilir tabii ki. Yani sonuçta oradaki mesele şu.
Şimdi orada iki tip yatırımcı var. Bir dövizden dönen ve dövize gitmesin diye TL'deki yatırımcının riskini üstlenen bir yapı var. Şimdi dövizden döneni siz tekrardan ne kadar dövize dönmekten engel olursunuz o mesele. Hı hı. Yani oradaki başarı oranı işte atıyorum 50 milyar dolar oradan dövizden dönen rakamımız şu anda afaki konuştuğumuz tam olarak rakamı bilmiyorum çünkü. 50 milyar dolarlık bir rakamsa siz bunu 25-30 milyar dolarını tutabiliyorsanız büyük başarı bence yarısının TL'de kalması ya da bu tabii ki önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan kur seviyesine de bağlı. Kurdaki beklentiyi siz ortadan kaldırdığınız takdirde kimse de dönmek istemeyebilir. Yani siz kuru daha yüksek bir seviyede evet. oluşturduğunuz zaman yukarı marj kalmadı artık ben TL'de kalayım faiz bana daha cazip geliyor. İnanırsa insanlar o takdirde tabii ki TL'de kalmayı devam ettireceklerdir. Tabii bunda bir hazine ve mali üzerinde de Merkez Bankası üzerinde de bir yükü olduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki isterseniz biraz da gidelim şimdi bu haftanın gündeminde İngiltere Merkez evet. Bankası da var. O tarafta da enflasyon soğuma emareleri gösterse de İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarını sürdürecek gibi görünüyor. Ya, beklentilerimiz nasıl? İngiltere Merkez Bankası tarafına döndüğümüz zaman sıkıntılar tabii devam ediyor. Enflasyon tarafına baktığında CPI %8.7'de, yani çekirdek enflasyon tarafına baktığınız zaman 6.8'de politika faizin 4.75'i arttırması beklentisi var ama bu burada kalacak noktasında değil piyasanın beklentisi. Özellikle 2024 birinci çeyrek sonuna kadar burada faizin 6 seviyesine kadar arttırmasını piyasa beklentisinde olduğunu belirtelim. Öte yandan iş gücü piyasası hala kuvvetli. 1970'lerden bu yana en kötü bir enflasyonist dönemi yaşadığını belirtelim. Burada iş gücünün kuvvetli olması maaş baskısını da yaratıyor ve hayat pahalılığını getirmiş olduğu etkiler ve çalışanlar daha yüksek ücret istiyor. Hı hı. Bu da enflasyon üzerine ekstra bir baskı oluşturan bir nokta. Öte yandan yine devlet iç borçlanmaları ya da borçlanma piyasası adına baktığımızda 2008'den bu yana faizlerin en yüksek seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Bu da borçlanma maliyetlerinin çok yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da ister istemez bir sıkıntılı dönemin içinde olduğunu, faiz artımlarının burada devam edeceğini bize gösteren bir süreçteyiz. Diğer merkez bankaları durursa bile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırma yönünde hareket etme ihtimali söz konusu. Peki diğer merkez bankalarının aksiyonlarından devam etmek isterseniz eğer yine bir Avustralya Merkez Bankası. Bu hafta yine Avustralya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı söz konusu. Orada da enflasyon 6.8. Orada da geçtiğimiz aylarda tekrardan enflasyon kafayı hafif yukarı kaldırdı. Son iki toplantıda sürpriz faiz arttırımı yaptıklarını gördük. 25'er basmanlık bir faiz arttırıma gittiklerini görmüştük. Bu hafta acaba piyasa 3. sürpriz faiz arttırımı yapar mı değerlendirme yönünde hareket ettiğini belirtelim. Burada değerlendirmelere bakarsak merkez bankaları işte piyasayla enflasyonla ilgili mücadelelerinde ellerinden geldiğince soğutmaya çalıştıkları bir dönemdeyiz. Hafif bir kafa yukarı kalkışı olsa bile bu onlarda geri adım atmaya izin vermiyor. Hemen silahlarını çekip faiz arttırımına müdahale etme yönünde hareket ettiklerini gösteriyor. Bakalım bu hafta bir sürpriz gelecek mi? Merakla bekleniyor. 2-2,5 arası oradaki de beklenen faiz ve enflasyon beklenti aralığı olduğunu hatırlatalım. Peki şunu da sormak istiyorum. Tabii. Bu hafta ilişkin geçtiğimiz hafta yurt içi verilerini de verirken konuştuk evet. izleyicilerimizle. Borsa kaybettirdi, altın hı-hı. kazandırdı tabii. diye. Altın, gram altın elbet dolar TL tarafından da besleniyor tabii. ama bu hafta ons altın performansı da nasıl şekillenir diye isterseniz bakalım. Tabii orada biraz 2 yıllık, 10 yıllık tahvil getirilerine de bakmak lazım. Şimdi burada baktığımız zaman piyasa açısından değerlendirdiğimizde hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Şimdi piyasa daha önceki süreç boyunca baktığımız zaman faiz arttığından bir soğumaya ve bu soğumanın sonucu özellikle de Mart'taki bankacılık kriziyle beraber Fed'in bu sene faiz indirimlerine gideceği beklentisini fiyatlamaya çalışmıştı. Ama bir türlü işte 30'ların altını test eden bir 10 yıllık tahvili falan görmüştük. Aradaki makas 0.50'lerin altına düşmüş 2 yıllık 10 yıllık arasındaki rakam. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman özellikle de bu Fed'in ileri yönelik faiz arttırmasına devam etme ve ekonomideki soğumanın tam manasıyla gerçekleşmenin iş gücünün çok kuvvetli kaldığını görmekteyiz. Bu nedenle biraz daha yumuşak iniş ihtimalini fiyatlayan borsaların da olduğunu görüyoruz. Endekslere bakarsak MSCI Dünya Endeksi
son 14 ayın en yüksek seviyesini biz geçtiğimiz hafta gördük. Hemen o seviyeye çok yakın bir bölgeden kapandığını söylemek mümkün. Merkez Bankası FED tarafından BOFA'ya baktığımızda 2 tane 25 bas puanlık faiz arttırma beklentisi var. JP Morgan ise 1 tane 25 bas puanlık faiz arttırma olma ihtimalinin gündemde olduğunu belirtiyor. Neden Powell'ın açıklamalarına rağmen JP Morgan hala daha farklı bir senaryo çiziyor? Çünkü Powell aslında bunu çok net söyledi. 2 tane daha olacak diye. Ben de aynı fikirdeyim. Yani sonuçta 2 arttırım söylüyor ama bu biraz da sözlü yönlendirme yazılıya kaydırılması. Böyle sopayı biz orada tutuyoruz. Her ihtimale karşı kendimizi bağlamak istemiyor. Yani baktığın zaman faiz arttırmayacak. Oyun alanı bırakıyor. Oyun alanı bırakıyor birazcık. Yapmadığı zaman biraz daha piyasa yumuşamış olarak okuyacaklar. Bardağı dolu tarafında daha hızlı görmeye bak. Aa bak FED faiz arttırmadı ya. Anladım. Gidip daha güvercin çizebilmek adına baktığınız zaman. Yani bölümü gösterip sıtmaya razı etmek falan gibi bir şey. Aynen benzer bir hikaye. Şimdi baktığımızda Temmuz'daki şu an için Fed Watch dediğimiz yerde değerlendirdiğimizde %70 ihtimalle şu an için piyasa 25 bas puanlık faiz arttırımı fiyatlar nitelikte hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi dolar endeksi bu son gelişmelerden sonra özellikle biliyorsunuz Fed'in bu hafta geçtiğimiz hafta pas geçmesi, Euro'nun arttırım yapması ve açık kapı bırakması Temmuz'da aradaki faiz hatlarının etkisinden kaynaklı olarak Euro dolar paritesi üzerinde Euro lehine çalıştığını gördük. 1.09'dan üzerine giden bir yapı oluştu. Bu da dolar endeksini aşağı doğru baskılattı. Dolar endeksinde de geçtiğimiz hafta 102'leri test ettiğimizi gördük. 102.5'lara kadar, 102.20'lere kadar geldiğimizi gördük. Bu da diğer enstrüman üzerine biraz daha rahatlama psikolojisini yarattığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz hafta yine hisse senetleri tarafına, Amerika tarafına baktığımız zaman yaklaşık olarak ciddi bir para girişinden söz edebiliriz. Yanlış hatırlamıyorum 18.8 milyar dolar hisse senetlerine tek başına girdiğini, geçtiğimiz 3 haftada da yaklaşık olarak 30 milyar dolara yakın rakamında para piyasalarından çekip hisse senedi piyasasına girdiğini görmüştük. Bunların hepsi ama hala fon yöneticileri tarafından tam manası büyük rally başarının öncesindeki ayak sesleri olarak okumadıklarını, aslında büyük çöküş öncesindeki son bir toparlanma sinyali olarak. Aynı haberi okudum bugün ve size de soracaktım süremiz el verseydi cümlenizi tamamla lütfen. BOFA tarafından yapılan değerlendirme bu. Büyük çöküş öncesinde burada da koşulları belirtmişler. Politika faizin 6'dan büyük olduğunu, işsizliğin 4'ten büyük olduğu ve aynı zamanda da bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman reel getirinde %2'nin üzerinde olduğu bir dönemin içine girdiğimiz takdirde diyorlar. Biz borsada ciddi bir çöküş bekliyoruz. Ondan sonraki hareket başlangıcı piyasadaki esas büyük rally'yi başlatacak seviye olacaktır diyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için EkoTürk TV Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş'la haftaya başladık. Piyasa analizinde böylece sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. İstanbul sundu.